Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta ilginizi fazlasıyla çekeceğini düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. İster kendiniz markalaşma yolunda sosyal medya için içerik üretiyor olun, ister bir marka ya da şirket için içerik üretiyor olun ya da sadece hedefiniz satışlarınızı artırmak olsun. Sosyal medyada viral olacak içerikler üretmenin 6 kuralını paylaşacağım sizlerle. Hazırsanız başlayalım. İlk kuralımız 7 saniyelik içerikler üretin. Özellikle video bazlı paylaşım yapacaksanız, bu Reel olabilir, Shorts olabilir, TikTok olabilir. 7 saniye kuralı çok büyük önem arz ediyor. Neden? Tüm sosyal medya platformlarında izlenme ile etkileşim doğru orantılı. Eğer videonuz uzun olursa muhtemelen insanların videonuzda kalma süresi videonuzun uzunluğundan daha kısa olacağı için viral olma ihtimaliniz düşüyor. Uzmanlar ve sosyal medya için içerik üretenler fazlasıyla deneme yapıp 7 saniyenin ideal süre olduğu kanısına varmışlar ve bu sayede siz de sosyal mecralarda 7 saniyelik videolar paylaşarak viral olma ihtimalinizi artırabilirsiniz. Bir diğer madde, kendi içerik şablonunuzu oluşturun. Sosyal medya için içerik üretmek hem fazlasıyla zaman alan bir uğraş hem de yaratıcılık konusunda sıklıkla yetersiz olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu yüzden özellikle içerik üretirken tekrar tekrar kullanabileceğiniz içerik şablonları oluşturarak trend olan seslere ya da trend olan akımlara göre bu şablonları yeniden adapte ederek kolaylıkla içerik üretebilir. Aynı zamanda sosyal medyada bu sayede aktif kalarak da viral olma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bununla ilişkili bir diğer madde, yeniden paylaşılabilir içerikler oluşturun. Ne kastediyorum? Şablon içerikler oluşturmanın yanı sıra aynı şekilde çektiğiniz görselleri farklı sesler ve farklı akımlar, özellikle TikTok'ta bildiğiniz gibi mesela CapCut gibi bir uygulamayı satın aldı ve CapCut'ın hazır şablonları da sıklıkla viral oluyor ve insanlar aynı şablonları farklı captionlar ve farklı müziklerle paylaşarak yine trendlerde olma şansını yaratıyorlar kendileri için. Siz de tekrar tekrar kullanabileceğiniz, baz diyebileceğimiz içerikler üreterek sosyal medyada viral olma şansınızı artırabilirsiniz. Bunların hepsini yaptım, şansımı başka nasıl artırabilirim diye düşünenler için remix içerik vakti. Özellikle TikTok'ta sürekli paylaşım yapan, içerikleri sıklıkla viral olan ya da bir şekilde viral olmuş içerikleri remixleyerek onun üzerinden kendi içeriklerinizi oluşturmanız yine sosyal medyada viral olma ihtimalinizi artıracaktır. Bir diğer madde, prodüksiyon kullanımınızı minimize edin. Özellikle sürekli içerik üreten insanlar için her zaman çekime hazırlanmak, profesyonel kameralar kullanmak, çekim yapacağınız alanı, kameralarınızı, tripodlarınızı, profesyonel ışıklarınızı, onların tripodlarını, varsa arka planlarınızı, fon için kullandığınız şeyleri tekrar tekrar kurmak zorunda olmak ve çekim yapmadan önce bunun için upuzun bir mesai harcamak hem içeriklerinize ayıracağınız zamandan birazcık çalmanıza sebep olabilir hem de total olarak içerik üretme enerjinizi sıfırlayabilir. Özellikle cep telefonlarının bile kameralarının çok iyi olduğu bu dönemde prodüksiyona yapacağınız yatırımı içeriklerinize yaparak yalnızca belki gün ışığı ya da cep telefonunuzu kullanarak üreteceğiniz içeriklerle hem daha fazla içerik üretebilirsiniz hem insanların sizinle daha kolay iletişim kurmasını ve kendilerini size yakın hissetmelerini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bunları yaparken de yine viral olma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bununla ilişkili son maddemize gelelim. İçerik üreteceğiniz alanı ve setup'ınızı hazır tutun. Ne dedik? Karmaşık ve çok profesyonel ekipmanlara ihtiyacınız yok. Gayet basit bir şekilde de içerik üretmeye devam edebilirsiniz. Bu içerikleri üretirken çekim için kullanacağınız alanın ya da planın sürekli hazır olması içerik üretmeye daha çok vakit ayırmanızı sağlayarak daha çok içerik üreterek viral olma ihtimalinizi artırabilir. Tüm cümlelerin sonu artırabilirle bitti. Çünkü amacımız burada size bir reçete vermekte. Eğer sizin faydasını gördüğünüz şeyler varsa, geri dönüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz çok seviniriz. Onun dışında da her türlü fikir ve yorumunuzu yine aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar eğer hala olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Tekrar ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.